Merhaba değerli Kum Saati izleyicileri. Yeni bir programda daha karşınızdayız. Gündemde öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz. Efe Hocam merhaba. İyisiniz umarım. Merhaba. Merhaba Hamit Bey. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Kanada'da havalar soğudu mu diye sormuyorum. Zaten genelde soğuk. Bizim burası size göre daha soğuk oluyor. Yavaş yavaş soğumaya başladı mevsim normallerinde. Yani Evet. sonbaharı yaşıyoruz artık net olarak. Bize ilk defa kaloriferleri akşamları yakmak durumunda kalıyoruz. Havalar bayağı serinledi. Burada da öyle. Ama dostlardan soranlar oluyor. Bu son kasırgalardan etkileniyor musunuz diye. Bizim bulunduğumuz bölgede yok. Fakat Amerika'da bir numaralı gündem oldu. Bu Florida'daki Milton en son. Ondan önce Helene diye bir kasırga vardı. Florida'yı bayağı bir ayak üstünde, Maalesef. islim üstündeydi diyelim. 5-6 milyon insan evinden ayrıldı tedbir için. Evet. Ama korkulan olmadı şükür. Birazcık Evet. daha az hasarla atlatıldı beklenene göre. Hava durumu ile Evet. ilgili gelişmeler böyle. İklim konuları çok önemli aslında ama işte bizim yoğun Türkiye gündeminden bu iklim değişimi konusuna çok giremiyoruz. Yani climate change konusuna Evet. çok fazla giremiyoruz. Ama belki özel bir gün yaklaşırız bu konuya da. O da önemli aslında. Evet, çok çok doğru. Hocam birçok gündemimiz var. Bunların bir kısmını da konuşmak için, bir kısmı ile ilgili değerlendirmelerini almak için Doğan Bey'i de, gazeteci Doğan Ertuğrul'u da davet ettik. Doğan Bey merhaba, o da bizimle. Merhaba, Siz iyi nasılsınız? yayınlar Zahmet Bey. Teşekkürler, sağ olun. Burada da siz konuşurken aklıma geldi. Sonbahar mı, kış başlangıcı mı? Önümüzdeki günlerde sanıyorum sıcak günler olacakmış ama Furuh şiiri gibi soğuk mevsimin başlangıcına inanalım. Avrupa'nın uzun kışı başladı bence buralarda. Evet, biraz yaz da pek gelmedi diyorlar Avrupalı arkadaşlar bu Evet sene. yani genel olarak şeyi söyleyebilirim. Ağustos'ta sonbahar gibi sararmış yaprakların yerde uçtuğuna filan şahit olduk. Türkiye tecrübemizden çok sık karşılaşabileceğimiz bir durum değil. Biraz sonbahar bile erken gelmiş gibiydi Avrupa'nın birçok bölgesinde. Şimdi de kış artık. Avrupa'nın kışı Evet, diyebilirim. evet. Havalar soğusa da gündem çok sıcak diyelim. Evet. Türkiye'de enteresan şeyler oluyor bir hafta içinde. Onu birazcık değerlendirelim istiyorum. Benim de bayağı bir kafam karıştı. Böyle hiç beklenmedik bir anda işte kaç yıldır neredeyse DEM Parti'ye, Kürt siyasetçileri meclise atalım falan diyen, hazine yardımını keselim, bunların hepsini hapse tıkalım falan diyen Bahçeli'nin mecliste DEM Parti sıralarına gidip Kürt milletvekilleriyle tokalaşması, ondan sonra Erdoğan'ın bu konudaki açıklaması, bir sürü açıklamalar var. Saraydaki başdanışmanın bunlarla çok uyumlu olmayan açıklaması var. Fakat en çarpıcı olan kısmından başlayalım bence. Amberin Zaman bir haber yayınladı. Bu konulara özellikle Kürt kaynaklarına yakınlığıyla da biliyorum Amberin Zaman'ı. Kandil'deki Kürt gruplarıyla, liderleriyle Öcalan'ı görüştürülmüş. Öcalan'la Türkiye, Erdoğan arasında veya işte MİT arasında bir trafik olduğuna şüphe yok. Fakat bu bir yeni bir gelişme. Bunun duyurulması yeni tam bu konjonktürde. Doğan Bey neler oluyor? Siz nasıl okudunuz? Yani bir çözüm süreci söz konusu olabilir mi? Bu dış faktörlerden mi kaynaklanıyor Türkiye, İsrail tehdidinden bahsediyor bir taraftan da Erdoğan. Yoksa yine içeride bir iktidarı uzatma çabası mı anayasa ile ilgili yeniden aday olmasını sağlayacak değişiklikler yapma çabasının bir parçası mı? Ciddiye almak gerekir mi bütün bu gelişmeleri? Ya öncelikle sizin söylediğiniz istihbaratla devletle İmralı arasında bir görüşme trafiği olmama ihtimali yok. Bunu konuşmak bile anlamsız. Bir görüşme trafiği devam ediyordur. Şimdi Kandil'le bir görüşme telefon diyor. Sonra Kürt kaynakları efendim böyle bir telefon görüşmesi olmadı. Çünkü Kürtler telefon kullanmıyor Kandil'dekiler filan gibi ortadan bir laf söylediler. Ama bu telefon trafiği de sürpriz olmaz ya da görüşme sürpriz olmaz. Bence sizin söylediğiniz gibi bunun kamuoyuna duyurulması, duyurulma ihtiyacı, Amber'in zamanında söz ettiği üç kaynak tarafından duyurulma ihtiyacı önemli. Bu muhtemeldir, olabilir böyle bir şey. Çünkü başta sözü edilen işte
Devlet Bahçeli'nin el uzatması, tırnağa alıyorum bu el uzatmayı, Kürt siyasetiyle yeni bir müzakere süreci başlatması adımı ki Erdoğan'ı geri planda bırakan ve Bahçeli'yi öne çıkaran bir adım da bu. Üstelik belki Erdoğan'ın güven kaybıyla ilgili olabilir. Kürt siyaseti Erdoğan'a güvenmiyor, Devlet Bahçeli ne diyecek bakalım demesin taraflar diye. Önce Bahçeli'den bile hareket gelmiş olabilir. Tabii ki Erdoğan'ın bugünkü konuşmalarında da var, işte Bahçeli'nin söylediklerini, attığı adımı övdükten sonra bölgesel gelişmeler falan filan diyor. Bölgede tabii ki çok sıcak gelişmeler var. Tabii ki Suriye başta olmak üzere Kürt siyasetini ve bölgedeki Kürt aktörleri çok derinden etkileyecek muhtemel gelişmeler var ama ben bu yeni sürecin adına çözüm süreci denir denmez ayrı bir mesele ama yeni sürecin iç politik bir şey olduğunu, siyaseti yeniden dizayn etme çabası olduğunu, planı olduğunu düşünüyorum ve dış politik faktörler bence şu aşamada ihmal edilebilir faktörler. Yani İsrail şöyle yapıyor da Suriye'de böyle oluyor, İran'da böyle olacak falan filan, iktidara fazla bir akıl ithaf etmekle ilgili bir şey olabilir. Bölgesel bütün şeyi gördü, olabilecekleri gördü ve manevra yapıyor. Bence bununla alakalı değil. İktidarın ömrünü uzatmak, Cumhur İttifakı'nın ve Erdoğan'ın siyasi ömrünü uzatmak için manevra ihtiyacı her şeyden önemli. Ve bunun yolu anayasa değişikliğinden geçiyor. Zaten konuşuldu, anayasa değişikliği mevzu da konuşuldu. Bir anayasa değişikliğini yapmak için bunu yapıyor. Ve bunu gizlemiyorlardı aslında. Yani zaten şey diyorlar işte, bölgede şunlar oluyor, bunlar oluyor. Kardeşlik 85 milyonu birleştirelim. Hadi hop, konu anayasaya geliyor. Çünkü Erdoğan iki dönem daha seçilmek istiyor. Mümkünse ölene kadar seçilmek istiyor. Ondan sonra da çocuklarına falan devretmek istiyor muhtemelen. Öyle bir rejim inşa etmeye çalışıyor kendinden sonrası için. Bunun Bahçeli açısından da hani şey gibi değil. Bahçeli nasıl böyle bir adım atar? Yo, Bahçeli'nin böyle bir adım atması çok normal. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını AKP'den ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan daha önce açıkladı Bahçeli. Her defasında öyle oldu. Bahçeli'nin ve Bahçeli'nin temsil ettiği devlet kliğinin sistem içerisinde gücünün muhafazası Erdoğan'ın devamına bağlı. Daha büyük bir manevralarla yeni ittifaklar ortaya çıkmadığı takdirde. O nedenle Erdoğan'ın görev süresinin uzanması için Kürtlerle savaş gerekiyorsa savaş retoriği, sürata barış gerekiyorsa barış trafiği yürütülmesi bence sorun olmaz. Ama bunun bir Kürt sorunla çözüm sürecine dönüşmesi ihtimali bence çok zayıf bir ihtimal. Anayasa konusunda eğer bir şey sağlanırsa, ki onun da ben çok kolay olmadığını düşünüyorum, bir ilerleme sağlanırsa anayasa değişikliği konusunda, ondan sonra Erdoğan'ın tekrar masayı devirip savaş ilan etmesi de bence Türkiye için sürpriz olmaz. Öyle. Aslında şunu öğrendi, yani Türkiye bu liderler de öğrendi. Dün söylediklerinin tersini söylediğinde herhangi bir bedel ödemiyorsun. Evet. Yani bunu Sisi konusunda öğrendi, Mavi Marmara'da öğrendi. Erdoğan'la ilgili Bahçeli'nin sözleri ortada. Ve Bahçeli hala Türk siyasetinde önemli bir yer işgal etmeye devam ediyor. Yani bazıları söylüyor ya kardeşim, bu Bahçeli dün de HADEP'le ilgili, DEM'le ilgili, Kürt milletvekiliyle ilgili böyle şeyler söylüyordu. Şimdi böyle söylüyor. Hiç bir önemi yok bunun bence artık. Bunun üzerine çok vakit kaybetmeye bile gerek yok. Efe hocam, bu konuyu Doğan Bey sizden özellikle iç siyaset merkezli bir gelişme diyorsunuz ama dışarıyla ilgili bayağı bir yorumlar da var. Onları da size sormak istiyorum. Özellikle İran-İsrail gerilimi, işte İran'ın Kürt hareketi üzerindeki etkisi, onun üzerinde çok duruluyor. Ama Efe hocam, siz nasıl değerlendirdiniz bu olayı? Size sürpriz oldu mu? Yani Türkiye Demirtaş'ı yıllardır hapiste tutan, işte seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyımlar atayan, ne bileyim Kürtçe konuşan bazı insanlara yasaklar getiren falan, böyle hapishaneleri, düşünce özgürlüğü mağdurlarıyla dolu bir yönetim, bir rejim, Kürt meselesi ki önemli bir mesele. Tabii ki çözülmesi lazım ve bu mesele çözülmeden Türkiye'nin demokratikleşmesi bence de mümkün değil. Normalleşmesi mümkün değil. Ama siz nasıl değerlendiniz bunu? Yani ciddiye alınacak bir girişim mi? Orta Doğu'daki diğer değişmelere mi bağlı? Yoksa Doğan Bey'in altını çizdiği gibi Erdoğan'ın kendi iktidarını uzatma, koltuğunu sağlama alma çabasının bir parçası mı? Sizin değerlendirmeniz nasıl? Şimdi öncelikle şunu söylemek isterim. Normal ülkelerde, liberal demokratik ülkelerde bu tarz bir toplumsal veya politik problem olduğu zaman tabii ki iktidar partileri bu probleme farklı yaklaşabilir. Yani farklı zamanlarda farklı yaklaşır. Örnek işte IRA konusunda
İşte İngiltere'nin yaklaşımı dönemlere göre farklılık arz etti. Yani böyle ilk baştan biz onlarla işte pazarlık yapalım, bu olayı barışçıl diplomatik yöntemlerle çözelim falan değil. Yani çok ciddi bir anti terör politikaları uygulandı. Hatta çok ciddi insan hakları ihlalleri yapıldı İngiltere'de zamanında. Fakat sonradan işte bugünkü gelinen noktaya gelindi. Şunu demek istiyorum, yani çözüm bu tarz olaylarda, özellikle etnik konulardaki çözüm süreçleri yani biraz virajlı bir yol. Yani bunu hakkını teslim ederek söylemek lazım. Fakat burada farklı bir şey var. Liberal demokratik devletlerde siyasi karar alıcılar politika değişikliklerini izah ederler. Yani şeffaf bir şekilde niçin politika değişikliğine gidildiğini, iktidar değişimlerinden sonra özellikle halka bir şekilde izah edilir. Bu parti programlarında yer alır. Halk bu süreçte ne gibi değişiklikler olduğunu ve niye değişiklikler olduğunu böyle anlar. Türkiye'de kapalı kapılar ardından bu işler yapıldığı için bunun rejimsel boyutuna değinmek lazım. Bizim bütün bu şu anda konuşacağımız şeyler bu minvalde aslında spekülatif. Yani çünkü bize hükümet şunu demiyor, yani veya rejim bize şunu demiyor. İşte biz şu tarihler arasında radikal siyaset izledik. Şimdi şu andan itibaren bir yumuşama ve çözüm sürecine, tekrar siyasi bir çözüm sürecine doğru yöneliyoruz. Bunun da sebepleri şudur. Yani böyle bir mantıki bir çerçeve yok. Bir gün bir sabah uyanıyorsunuz, Devlet Bahçeli'nin el sıkışma sembolüyle işte karşılaşıyorsunuz. Ondan sonra bir başka gün uyanıyorsunuz, Erdoğan'ın işte bir şeyleri. Aradan cımbızlayarak bir şeyleri yorumlamaya çalışıyoruz. Şimdi benim görüşüm şu, tabii ki bunu yapacağız mecburen, elimizde başka bir done yok. Benim görüşüm şu, şimdi Türkiye'de bütün siyaseti dizayn etmeye çalışan, yeniden yapılandırmaya çalışan bir rejim var. Ve bu rejim ana muhalefeti de dizayn etmeye çalışıyor. Kürt siyasetini de dizayn etmeye çalışıyor. İşte seçim sistemini tekrar değiştirmeye çalışıyor. Türkiye'deki işte parlamenter demokratik sistemden bugünkü garabet Türk tipi başkanlık sistemine geçişi de bunlar dizayn ettiler. Ben Doğan Bey'in söylediklerine tamamıyla katılıyorum. Yani başka bir ajandaları var. Bu ajandalarına bir işte beşinci teker olarak da Kürt siyasetiyle olan dinamiği katıyorlar. Nedir bu ajanda? İşte bunların en büyük arzusu iktidarlarının devamı. Ahmet Altan'ın söylediği gibi bunların iktidardan gitme lüksü yok. Yani Erdoğan ve çetesinin iktidarı kaybetme lüksü yok. Hukuk devletine yüzleşme gibi böyle bir şansları yok. Dolayısıyla mütemadiyen mümkün olduğu kadar iktidarlarını devam ettirmeye çalışacaklar. Bunu sağlamak için de gerekiyorsa yarın şeytanla masaya oturup bizim pazarlık yapmamız gerekiyormuş diye bir kanaate varırlarsa da şeytanla birlikte oturur pazarlık yaparlar. Yani hiç çekinmezler bundan. Bununla, yani beraber fotoğraf bile verebilirler. Şimdi Kürt siyaseti şöyle bir şey. Kürt siyaseti de çok ciddi bir çaresizlik içinde. Bunun sebebi de şu. Türk üstünlükçü bir sistem 100 yılı aşkın bir zamandır, yani İttihatçılardan beri Türk üstünlükçü felsefe ve kimlik inşası süreci devam ediyor Türkiye'de. Ve bu çok acı bir şey. Yani özellikle Kürtler için tek çözüm asimile olmak. Yani Türkiye Devleti'nin dayattığı bütün politikaların temelinde onların asimilasyonu var. Onlar da bu asimilasyondan kurtulabilmek ve kendi benliklerini koruyabilmek için, onlar da gerekirse şeytanla bile pazarlık yapabiliriz noktasına gelmiş durumdalar. Dolayısıyla böyle bir kaygan zeminde bu tarz ilkesiz siyasetler beni yadırgatmıyor. Beni yadırgatan şu, Kürt siyasetiyle Türkiye siyasetini bir potada eritmeye çalışan ve gerçekten çok ciddi bir barış potansiyeli sunan, insanlara çok ciddi bir barış potansiyeli sunan Selahattin Demirtaş gibi bir lider harcandı bu süreçte. Ve bu süreci Öcalan ve karşısında Erdoğan, yani Öcalan ve Erdoğan arasındaki diyaloğa indirgediler. Bu çok tehlikeli bir şey. Ben Öcalan'ı hiçbir zaman tasvip etmedim. Öcalan'ın hiçbir zaman ciddi bir siyasi aktör olabileceğini düşünmüyorum bu süreç içerisinde. Çünkü orada da çok şaibeli noktalar var. Ama Selahattin Demirtaş gerçekten çok önemli bir liderdi. Ve bakın, seni başkan yaptırmayacağız dediği için ve Erdoğan'ın o 15 Temmuz meselesini falan deşifre ettiği için hala içeride tutuyorlar Selahattin Demirtaş'ı. Ez cümle şunu söyleyeceğim. Tabii ki ben Kürtlerin Türkiye'de özgür ve demokratik haklarına kavuşmalarını isterim. Herkesten çok isterim bunu. Fakat bunun Türkiye'nin en karanlık, siyasi olarak ve özgürlükler açısından en karanlık döneminin
mümessili ve mesulü olan bir iktidar tarafından sağlanabileceğine açıkçası inanmıyorum. Yani eğer Kürtler, Kürt hareketi zannediyorlarsa ki Erdoğan ve Bahçeli üzerinden bir takım demokratik haklara kavuşacaklar, bence bu ikinci kez aynı hatayı yapmak olur. Ben bunun çok çok tehlikeli bir gidişat olduğunu düşünüyorum. Türkiye açısından da bu pazarlık eğer Erdoğan'ı güçlendirecekse ve bu rejimi güçlendirecekse daha da büyük bir otoriterleşmeyle ve daha da büyük bir insan hakları ihlal furyasıyla bunun akabinde karşılaşabileceğimizi öngörüyorum açıkçası. Evet, yani sizin de anladığım kadarıyla daha çok iç siyasi gelişmelere bağlıyorsunuz. Dış konjonktürdeki özellikle Orta Doğu'daki işte İsrail, Lübnan, İsrail, İran, İsrail, Suriye şeylerinde eksenlerindeki gelişmeler de çok önem, yani onlardan kaynaklanmadığını söylüyorsunuz ya da o kadar büyük bir etkisi olmadığını söylüyorsunuz anladığım kadarıyla. Tam da Efe Hoca'nın bıraktığı yerde Doğan Bey, şimdi Kürt hareketi Erdoğan'ı ciddiye alıp bir çözüm süreci başlattı. Yani Öcalan'la müzakerelere kadar oldu, İmralı'ya gidildi falan. Hatta bu bayağı bir işte akil adamlar heyetleri oluştu. Epey bir dönem umutlandırmıştı yani herkesi. Türkiye'de demokrasi açısından da güzel bir gelişme olarak bakılıyordu. Fakat sonra tam 180 derece terse dönüldü. Yani o Dolmabahçe'deki son görüşmeden sonra Erdoğan sanki bu işlerin hiç parçası değilmiş gibi masayı darmadağın etti. Sonra işte Sur'da neler yaptığını, işte o kayımların nasıl atandığını, Demirtaş'ın neler yapıldığını falan biliyoruz. Hani böyle bir ortam varken Kürtler, Kürt hareketi bu işte Bahçeli el uzattı diye, Erdoğan bir iki güzel söz söyledi diye bunu ciddiye alır mı yani karşı taraf, hani Türkiye'de Erdoğan diyelim ki siyasi ihtiyaçları nedeniyle, anayasa ihtiyacı nedeniyle yeni birkaç dönem daha seçilmek için bunu yapıyor olabilir ama Kürtler bu işe nasıl bakabilir? Geçen enteresan bir şey gördüm. Belki onu da değerlendirmenize katmanız için söylüyorum. Sanıyorum bir ay önce falan Kandil'den, yani PKK'nın önde gelen isimlerinden biri, Ankara'dan bize ahlaksız teklifler geliyor. Bunları ciddiye alamayız falan gibi bir açıklama yapmış. Bu Kürt çevrelerde bayağı konuşulmuş. Genel medyaya çok yansımadı ama ne diyorsunuz, yani onlar ciddiye alırlar mı böyle bir teklifi? Bahçeli'nin, Erdoğan'ın çözüm çabası mı, ne diyeceksek adına artık. Şimdi öncelikle Kürt siyasetinin çok köşeye sıkıştırılmış bir alanda siyaset yaptığının hakkını teslim etmek gerekiyor. İşte Demirtaş hapiste, Kürt siyasetçilerin çok büyük bir kısmı hapiste. Üstelik son birkaç gün içerisinde hani yeni bir çözüm süreci başlar mı derken bile tutuklamalar, gözaltılar devam ediyor. Hakkını bir önce teslim etmek lazım. Ondan sonraki mesele bence şu: Kürt siyasetin parçalı yapısını da dikkate almak lazım. Kürt siyaseti yekpare değil. Böyle olması aslında daha iyi. Yani bir parti olarak Kürt siyasetinin siyasi temsilciler arasında farklılıklar var, klikler ve gruplar var. Yani çok uzatmadan şeyi söyleyebilirim. Seçim öncesinde de gördük. Erdoğan'la işbirliği yaparak çözüm yolu aramak isteyen Ahmet Türk'ten Leyla Zana'ya kadar, hatta bir ara Demirtaş bile bu aksa dahil yakın oldu en azından. Bir de muhalefet bloku içerisinde yer almak isteyen şeyler var. Kürt siyaset aktörleri var. Diğer taraftan Kürt siyasetinden söz ediyorken Kandil ihmal edilebilir bir şey değil. Öcalan'ın kendisi zaten devletle müzakere yürütüyor yıllardır. Ve düşünün ki önce Erdoğan, sonra Bahçeli Kürt siyasetini Öcalan'a şikayet ettiler. Yani Kürt Evet. siyasetini Öcalan'ın terbiye etmesini istiyorlar. Böyle bir durum da var. 2019'da da malum mektup almışlardı Tabii yerel mektup seçim. Kürtler almışlardı. şeye Binali'ye oy versinler, Ekrem İmamoğlu'na oy vermesinler diye. Evet. Evet, şimdi bu durumda Kürt siyaseti ne yapar? Kürt siyaseti çok ihtiyatlı davranıyor. Üstelik kriz yaşadığı bir dönemde böyle bir teklifle karşı karşıya kaldı. Yekten reddetmenin şeyi var, toplumsal maliyeti var, tabanda maliyeti var, müzakere süreci için maliyeti var. Karşılıklı ellerini görmeye çalışıyor. İki tarafta birbirinin elini görmeye çalışıyor. Ama şöyle bir şey var. Senin de dikkat çektiği gibi daha önceki seçim sürecinde de biz bunu konuşmuştuk. Hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem son yerel seçimlerde konuşmuştuk. Eğer rejimle işbirliği yapan Erdoğan Bahçeli ikilisiyle bağlamı çözüm süreci dahi olsa işbirliği yapmanın Kürt siyasetine bir maliyeti olur. Hatta ben şeyi net olarak hatırlıyorum. Yerel seçimlerde eğer İşte Demirtaş'ın çağrılarına, imalı çağrılarına
şey olsaydı, o net, daha net olsaydı bunun maliyetini Demirtaş bile ödemek zorunda kalırdı. Öcalan'ın mektubunun bir faydası olmadığını gördük. O nedenle bir Kürdistan diye, Türkiye'nin Kürt bölgeleri diye söyleyeyim, seyircilerimizin bir kısmının en azından reflekslerini dikkat alarak, oradaki seçmenin tavrıyla metropollerdeki güç seçmenin tavrı farklı ve şu net olarak ortaya çıkmış durumda. Bu rejime karşı, Erdoğan rejimine, AKP rejimine, Cumhur İttifakı blokuna karşı Kürt seçmende çok büyük bir tepki ve güvensizlik var. Ve bununla yeniden işbirliği tutmanın bir maliyeti olur. Kürt siyaseti de bir maliyet olur. Çok böyle refleksleri zayıflamış falan bile olsa son dönemde yaşadığı sarsıntılar nedeniyle ben Kürt siyasetinin iktidarın elini görmeyi hesap ettiğini şu an düşünüyorum. Ve şey çıkabilir, içlerinden müzakere sürecinin devam etsin, başlasın. Şu an zaten bütün aktörler neredeyse bu vezinle konuşuyorlar ama anayasa mevzu, bunun sebebi anayasadır diyen Kürt siyasetçiler bile var. Bu teklifin gerisinde anayasa çabası var diyen DEM Partililer de var. Ama bir blok halinde Kürt siyasetinin buna evet diyeceğini ben düşünmüyorum. Belki kademe kademe müzakerede belirli adımların atılmasıyla belirli kazanımlar elde edilmesi sonucunu doğurabilecek bir müzakere ütebilir. Ne olabilir? Bu hani ya düşünün ki Demirtaş'ın tahliyesini bile Erdoğan ima yolu konu dışı bırakmış vaziyette. Hani ve ya, şu an kamuoyuna yansıdığı kadarıyla efendim işte kayyum siyasetinden geriye adım atılacak, bazı Kürt siyasetçiler tahliye edilecek filan gibi şeylere Kürt siyasetinde bunları elde etmek için müzakere sürecine başlayabilir ama bu Kürt sorunun çözümü için bir şey olmaz. Kürt sorunu çözmez bu mesele. Ve Kürt siyaseti işte 40 yıllık verdiği mücadelenin arkasında kayyumlar geri alınacak diye bu rejimle işbirliği yapma ihtimalinin ben olmadığını düşünüyorum. Her ne kadar demin söylediğim gibi Ahmet Türk gibi Kürt siyasetinin işte duayeni isimlerden Erdoğan'la çözülür bu mesele olsa bile, böyle bir klik olsa bile, genel olarak bir bütün olarak Kürt siyasetinin bu müzakereyi hadi tamam yeniden çözüm süreci başlatalım deme ihtimalinin olmadığını düşünüyorum. Demin söylemeye çalıştığım gibi bir, Erdoğan'a bu konuda net olarak güvenmiyorlar. İkincisi muhalefet blokuna daha yakın duruyor Kürt siyaseti son seçimlerde ve bundan sonrası için de böyle bir pozisyon almasının daha yüksek ihtimal olduğunu düşünüyorum. Bu şeyi söylediniz ya, yani Kürt cephesi aslında böyle tekil değil, monolitik değil. Farklı sesler var, farklı yaklaşımlar var. Gerçekten bu son yerel seçim öncesinde de ortaya çıkmıştı. Daha önce de biliniyor. İşte Öcalan, Demirtaş ekseni, ne bileyim HDP ya da DEM'le Kandil arasındaki fark ya da işte Zanay'la, Leyla Zanay'la diğer aktörler arasındaki fark gibi farklar var. Tabii şeyi de unutmamak lazım. Tüm bu HDP ya da işte HDP, DEM çizgisi Kürtlerin hepsini temsil etmiyor. AKP içinde de hala önemli bir sayıda Kürtler var. Başka işte Kürt hareketler var. Muhafazakarları var Kürtlerin. Onu da hesaba katmak lazım. Fakat yani benim gördüğüm bu tabloda en azından şu ana kadar çıkan bilgilere bakıldığı zaman yani rejim cephesi de aslında böyle kendi içinde bir ne yapmak istediğini netleştirmiş değil. İşte Bahçeli'nin o tokalaşması, Erdoğan'ın konuşması, sonra sarayda çok önemli, bu rejim açısından çok önemli olduğunu gördüğümüz bazen Mehmet Uçum var, şeyin baş danışmanı Erdoğan'ın, Türklük falan şu bu müzakere olmaz şu bu gibi çok şeyleri oldu. Sert bir çıkışı oldu. Onu nasıl anlıyorsunuz? Yani bunun Bahçeli'ye yakın olduğu söyleniyordu. Bahçeli ile Erdoğan olumlu şeyler söylüyor. Fakat Uçum çok ters şeyler söyledi. Ya da ben mi yanlış anladım? Doğan Bey, sizin okumanız nasıl oldu? Vallahi ne ifade ediyor Uçum? Yani ben ters olduğunu düşünmüyorum o açıklamaların. He de işte Bahçeli ön ayak olmuşken bu yeni girişime, Mehmet Uçum'un söyledikleri için şöyle bir şey var. Sevgili Ömer Murat'ın sıklıkla tekrar ettiği bir şeyle söyleyeyim. Erdoğan rejimi diyor ne kadar kuvvetli sağa sinyal veriyorsa bilin ki sola dönecek. Ne kadar kuvvetli sola sinyal veriyorsa bilin ki sağa dönecek. Ve Mehmet Uçum'un sözlerinde şey var, tabanı sakinleştirmeye yönelik bir şey var, çaba var bence. Başka danışmanlardan da benzer şeyler geldi. Mesela şöyle, PKK eğer konuşacaksa
işte önce teslim olmalı diye bir söylem geliştiriyor. Buradaki önce teslim olmalıya fokuslanıyoruz biz ama PKK ile konuşulacaksa asıl mesele o. PKK ile konuşmaktan söz ediliyor. Şimdi bunun altyapısını yapmak, tabanı sakinleştirmek için teslim olmaları gerekir filan diyor. Mehmet Uçum oradan müzakere, Kürtlerle müzakere, yeniden çözüm süreci, geçen hafta kapatılmasını istediği, milletvekillerinin tutuklanmasını istediği bir parti, nereden meşru muhatap oldu filan gibi soruları sordurmayıp Türklükten vazgeçilmesi filan diyor. Bunu tabanı sakinleştirmek için söylenen bir şey. Yeni bir çözüm süreci olmaz demek de şu, çözüm sürecine yönelik. Kendi parti tabanlarında, AKP'nin, bırakın MHP tabanlarında büyük tepkiler var. Büyük tepkiler var. O nedenle sakinleştirmek için efendim çözüm süreci değil bu. Bunun adı yeni bir şeydir. Bakın anayasa filan demek de bu ayıptır kardeşim. Olur mu? Bak ülke, rejim, Orta Doğu'da neler oluyor falan diye dikkatleri dağıtıyorlar ama bildiğim pazarlık süreci istiyorlar yeniden. O nedenle ben Mehmet Uçum'un söylediklerini, diğer danışman kadrosunun söylediklerini de bu son işte Bahçeli'nin girişimiyle ilgili, sonra Erdoğan'ın sahiplendiği girişimle ilgili karşı olduğunu, ters olduğunu düşünmüyorum. Sadece tabanlarını konsolide etmeye çalışıyorlar. Olası tepkileri sönümlendirmeye çalışıyorlar. Bunu çok daha fazla duyabiliriz. Yani Kandil'le görüşme trafiği başladığında teslim olacaklar, yok olacaklar, işte esir olacağız falan söylemi de devreye girebilir. Yürüttüğün şey pazarlık ama teslim söylemi kullanıyorsun. Çünkü tabanı sakinleştirmen lazım. İktidar bloku içerisinde Bahçeli'nin, ben de bunu söylemeye çalıştım, Erdoğan'dan bile öne çıkmasının nedeni Bahçeli buna şu gelinen aşamada, rejimin geldiği aşamada Erdoğan'dan daha tırnak içerisinde, o izleyicilerimiz bu şeyi tabirime mazur görsünler, teşne görünüyor. Çünkü rejimin devamı için başka sigorta alanı kalmamış gibi şey çıkacağını, zaten AKP içerisindeki Kürt siyasetçilerin, ki demin sen şeyi söyledin yani Kürt siyaset derken Kürt muhalefetini kastediyoruz. AKP içerisinde Kürt siyasetçiler Kürt muhalefeti değil, rejimin şeyler, aparatlar çünkü Hüdapar dahil. O nedenle Kürt siyaset derken en azından ben Kürt muhalefetini kastediyorum. Çatlak ses çıkacağını şu aşamada rejim içerisinde çok zannetmiyorum. Evet Efe Hocam, bu muhalefetin yaklaşımını da değerlendirelim biraz. Şu ana kadar böyle benim dikkatimi çeken CHP'den bir şey gelmedi. Yani bu işi ciddiye alacaklar mı? Çözüm taraftarı olacaklar mı? Özgür Özel normalleşme çerçevesinde muhtemelen öyle yaklaşır diye bekliyorum ama bu bir sadece tahmin. Fakat asıl soru şu, yani bu normalleşme sürecine bakarsak, işte Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun yapmadığı bir şey yaptı değil mi? Saraya gitti. İşte Erdoğan'ın dışişleri ekibinden dış politika briefingi alabiliriz diyor. Geldi Türk evinde. Erdoğan'dan önce Erdoğan'a yapılan, rejime yapılan suçlamaları savundu falan. Yani enteresan bir çizgi, yani Kılıçdaroğlu'na çok farklı bir çizgi izledi. Ve sonra da sonuçları şimdi ortaya çıktı bunun. Birinci parti anketlerde olmaktan ikinci parti olmaya tekrar düştü. Yani bu süreçte kazanan saray oldu. Ne diyorsunuz buradan, yani hatta geçen gün eleştirilince kaybediyorsan ben kaybediyorum falan gibi bir savunma yaptı Özgür Özel. Hem yani bu normalleşmenin CHP açısından, muhalefet açısından çok iyi gitmediğini nasıl değerlendiriyorsun? Buradan bir ders çıkarır mı şey CHP, muhalefet? Bu Kürt meselesinde ilgili gelişmelere nasıl yaklaşır? Sizin tahmininiz nasıl? Ya tabii çok zor sorular. Her şeyden önce Özgür Özel'in yani bu motivasyonunu yani gerçekten rejimi meşrulaştırmaya yönelik Erdoğan'a çalışan yönelimini izah etmek yani mantıki ve rasyonel bir şekilde zannediyorum sıkıntılı. Yani çok zor. Herkes de zorlanıyor bunu izah etmekte. Yani bunu bireysel anlamda mı izah edeceksiniz? Yani işte bazıları var diyorlar ki ya işte bir koz vermiştir muhtemelen. İşte bir kasedi vardır. İşte bilmem nesi falan. Böyle yorumlayanlar var. Bir taraftan işte Özgür Özel'in toyluğuyla, kifayetsizliğiyle falan yorumlayanlar var. Yani farklı farklı yorumlar var. Ben yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Bu konuda bizi izleyenlere net bir analiz yapmak çok zor. Yani biz Özgür Özel'in hangi sahiplerle böyle bir yönelime girdiğini bilmiyoruz. Şimdi kazanan bir parti var. Yani yerel seçimlerde olağanüstü başarılı olmuş, ilk defa birinci parti konumuna gelmiş, iktidarı köşeye sıkıştırabilecek bir partiyken, durup dururken normalleşme diye böyle bir kavram altında işte sarayın dümen suyuna girmesi falan, bunları izah etmek mantıki anlamda biraz zor. Fakat spekülatif alana gene kayarak yorumlayacaksak şöyle diyebiliriz.
CHP yeknesak bir parti değil. Nasıl Kürt siyaseti için biraz önce onu ikimiz de Doğan Bey de ben de siz de hatta Hamit Bey söylediniz. Yani yeknesak monolitik bir yapı değil Kürt siyaseti. CHP de kesinlikle yeknesak monolitik bir siyasi parti değil. İçinde radikal diyebileceğimiz ulusalcı, Avrasyacı kanat var. Bir de partiyi sosyal demokratlaştırmak isteyen, yani hem demokrasi hem de sosyal demokrasi isteyen gruplar veya kişiler var, bireyler var. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak biraz daha partiyi sosyal demokratlaştırmak isteyen grubun liderliğini yapıyordu. Özgür Özel ise daha ulusalcı bir profil çiziyor. Daha işte partinin ulusalcı kanadını temsil ediyor. Buradan gene ta en başından beri yani 2016'dan beri bizim hep gündeme getirdiğimiz rejimin payandaları ya da rejimin bu rejimle birlikte hareket eden Avrasyacı işte ulusalcı bir ekip olduğu ve bir derin devlet olduğu savına yönelik bir yorum yapmamız lazım. O da şu, böyle bir gerçek var yani Türkiye'de bu rejim tek başına Erdoğan tarafından idare edilen, sadece AKP tarafından kontrol edilen, işte MHP'yi, her şeyi, bütün Türkiye'deki şeyi dizayn eden Erdoğan'dır gibi bir tezi doğrulamıyor şu anki gözlemlerimiz. Yani bu işin çok daha kapsamlı, çok daha arka planında farklı farklı grupların olduğunu görüyoruz. Ve bence yani uluslararası ilişkiler çerçevesinden de değerlendirecek olursak Türkiye'nin bu yeniden Kürt sorunuyla alakalı bir çözüm süreci rotasına girmesini belki bir beklentiyle açıklayabiliriz. Şöyle bir beklenti, yani Türkiye acaba büyük çaplı bir bölgesel savaş falan mı görüyor? Yani acaba bu meclisteki gizli oturum falan yapmalarının sebebi de bu muydu? Bunun projeksiyonunu mu yapmak istediler? Ve böyle bir bölgesel savaş olursa Türkiye'nin kendi içerisindeki en büyük kırılganlık noktası olan Kürt sorununu bir şekilde kompanse etmek, bir şekilde en azından geçici de olsa bir ulusal mutabakat oluşturmak, yani milli bir mutabakat oluşturmak adına mı böyle bir yönelime girdiler? Yani bunun bir takım sinyalleri mi geliyor? Acaba büyük çaplı bir bölgesel ya da hatta küresel bir savaşa doğru mu gidiyor dünya? Ve bunun endişeleriyle kendi içerisindeki kompozisyonu sağlamlaştırmak gibi bir yönelim mi var? Böyleyse eğer Avrasyacı ve ulusalcı grubun da bu açılıma destek olmasını beklemek lazım. Çünkü Avrasyacıların ikna olabilmeleri için şuna kani olmaları lazım. Rusya, Çin, İran ittifakının henüz olgunlaşmamış olması ve böyle bir bölgesel ve küresel çatışma olursa ve Türkiye hasbelkader bu biraz önce bahsettiğim işte Rusya, Çin, İran ittifakı üzerinden bu çatışmaya kayarsa, yani onlarla işbirliği yaparsa, NATO ile işbirliğini azaltırsa veya hatta uzaklaşırsa NATO'dan, bu savaşın veya çatışmanın kaybedeni tarafında olursa ikinci bir Sevr konusuyla karşı karşıya kalabilir. Yani o zaman tabii ki diyecekler ki biz seni cezalandıracağız. Yani sen öbür tarafla işbirliği yaptın. Anlatabiliyor muyum? Yani burada çok kritik bir momentum var. Ve zannediyorum Türkiye'yi şu anda yönetenler böyle bir tehlikeli durumda Türkiye'nin risk alabilecek bir kumar oynamaması gerektiği konusunda bir kanaat oluşturuyorlar. Burada iki ihtimal var. Ya Avrasyacılar da böyle bir kanaate varıyor. Erdoğan'la bir arada böyle bir kanaate varıyorlar. Veya Erdoğan Avrasyacıları ekarte ederek kendisine yeni bir ittifak arayışı içerisine giriyor. Tekrar bir Batı yönelimine girecek. Eğer birincisi ise Türkiye'deki rejim açısından daha fazla konsolide olabilme imkanını beraberinde getirir. Daha çok otoriterleşmeyi beraberinde getirir. Eğer ikincisi ise yani Batı'yla birlikte hareket etmeyi artık öngörüyorlarsa ve Avrasyacılardan uzaklaşacaklarsa bu Türkiye diasporası için ve rejimin tekrar bir demokratik hukuk devletine doğru evrilebilmesi açısından bir takım kapıları aralayabilir. Ama dediğim gibi bunların hepsi çok spekülatif yorumlar. Çünkü niye? İlk başta söylediğim şeyi tekrar edeyim ki yani bizi izleyenler şey olmasın, bocalamasınlar. Çok fazla done gelmiyor yani bize. Anlatabiliyor muyum? Bu çok açık yürütülen bir şey değil. Halkla iyi iletişim kurmadıkları için veya kurmak işlerine gelmediği için biz hep ne yapıyoruz? Böyle bir takım küçük küçük doneleri alarak onlar üzerinden yorum yapmaya çalışıyoruz. Ama ben sizin ve Doğan Bey'in de bu konudaki yani benim söylediğim şeyler konusundaki
düşüncelerini biraz merak ediyorum açıkçası. Yani eğer 2-3 dakika kendinize de bu şey verirseniz bir sonraki konuyu atlamadan. Çünkü bence önemli bu sorunun cevabını aramak. Evet, hemen Doğan Bey'in bu iki alternatif dediniz ya, yani Avrasyacılık refleksleriyle mi yapılıyor bu, yoksa Türkiye Batı'ya yaklaşmak için bir refleksle mi yapıyor? Çünkü Kürtler Batı'yla, özellikle Suriye örneğinde iyi geçiniyor. Yani Amerika en büyük müttefiki Suriye'deki Kürtlerin. Orada hatta uluslararası bir koalisyonun da parçası, aynı koalisyonda beraber yer alıyorlar. Hangi öyle bir açıklaması olabilir mi? Doğan Bey, siz ne diyorsunuz buna? Bu, Yani yani dış bence konjonktür değerlendirmesine. konjonktür meselesiyle CHP'nin muhalefetinin, seçim sonrası muhalefet çizgisini CHP yönetiminin bence ayrı değerlendirmek de Evet. gerekebilir. Şöyle, öncelikle CHP yönetiminin işte normalleşme adı verilen, yeni CHP yönetiminin normalleşme adı verilen yeni politikasının ben ya bir avans verilmesi gerektiği, bir imkan verilmesi gerektiğini düşünüyordum ilk günden bu yana. Hala da aynı şeyi düşünüyorum. Çünkü iktidarı ilk defa zayıf yakalamış vaziyette ve iktidarın kendi içerisindeki fay hatlarını derinleştirebilecek girişimlerdi. Fakat şeydi, Erdoğan'ın kendisinin ne yapacağını bilmediği, rejimin yenilgiyi nasıl terse çevireceğini bilmediği bir dönemde inisiyatif kullanması doğru bir şeydi. Fakat rejim ayağa kalktı. Erdoğan yeniden doğrulduğu zaman muhalefetin stratejisinin mutlaka değişmesi gerekiyordu. Ben o ilk kısımla ilk dönemde işte son birkaç aylık dönemin ayrılabileceğini düşünüyorum. Öncelikle muhalefet stratejisi açısından dış politik gelişmeler hiç gelmeden yani MHP ile AKP arasındaki fay hatlarını derinleştiren bir şeyi vardı. Üzerine gidiyordu rejimin. Kazanmış bir lider ve parti olarak gidiyordu. Bunu sürekli söylüyordu. Fakat rejim yeniden konsolide olma imkanı bulduğunda yeni bir stratejiye geçmek gerekiyordu. Şu an Özgürüz'e ve CHP buna geçemiyor. Çok açık bir şekilde geçemiyor. Şimdi Özgür Özel CHP'sinde ulusalcıların etkisi evet yani buna dair işaretler var ama Özgür Özel CHP'sinin aynı zamanda Ekrem İmamoğlu CHP'si olduğunu da biliyoruz. Kendi kurultay sürecinden şu anki gelinen aşamaya varana kadar ki favori muhtemelen Cumhurbaşkanı adayı olacak eğer seçim yapılırsa ya da ne zaman yapılırsa. Bu nedenle ulusalcıların Özgür Özel ve CHP yönetimi üzerine bu denli etkisi olma ihtimali bana çok yüksek görünmüyor. Yani etkisi olmadığı söylenemez ama bu parçalı yapıya dikkat etmek gerekiyor. Mesela Mansur Yavaş MHP çizgisinde bir lider ve aday olursa bence devletin adayı olur. Yani toplumun da kredisi ne kadar yüksek olursa olsun devlete daha yakın bir aday olur gibi görünüyor. O nedenle CHP içerisinde evet kesinlikle parçalı bir yapı var. Çok açık bir şekilde Kılıçdaroğlu ve ekibinin Özgür Özel'i yıpratma şeyi de olduğuna dair de çok fazla rivayet var. İşte Özel Hayat rivayetinde bilmem neye varana kadar. Fakat şu anki CHP yönetiminin şeye yakın olan işte iktidarla müzakere yürütme karşı çıkan bir ekibi de var. Bu sadece bir ekip savaşından ibaret olması da CHP açısından şaşırtıcı olmaz. Yani sadece işte klikler diye bildiğimiz şeyler, CHP Hizipler Partisi bu olabilir. Şimdi çok uzatmadan bölgesel denklem meselesi tabii ki önemli ama bölgesel denklemde ne olacağı belli olmadan yani Lübnan'da ne yapacak İsrail? Hani şeyde küresel olmadan bölgesel bir savaşta Suriye'ye girecek mi? Suriye'de ne olacak? Bunların hepsi opsiyonel. Şu an böyle bir tehdit var. Ama Türkiye'nin daha Lübnan'la kara harekatı başlatmamışken evet gelebilir ondan sonra hadi bir Kürtlerle barış yapalım filan demesi fazla devlet aklını yüceltmek olur bence. Hele bu rejimin böyle bir aklı olduğuna hiç inanmıyorum. Ve böyle bir 5 sonraki hamleyi hesap ederek rejim iç politikada büyük bir dönüşüme gitmesi bu rejimin yetenekleri açısından bence mümkün olmayan şeyler. Suriye meselesi istisna olabilir. Suriye meselesi çünkü Esad'la görüşmeye çalışıyor ve Esad kabul etmiyor. Yani düşünün ki yalvar yakar durumda ve Esad kabul etmiyor. Diğer aktörlerin Evet. tamamını devre dışı bırakıyorum. Şu vardı bunu unutmamak gerekiyor. Suriye Kürtleri sen biraz önce söyledin. Amerika ile koalisyon içerisinde Suriye Kürtleri. Sadece Amerika ile değil Rusya ile de koalisyon içerisinde Doğru. beraber devreye atıyorlar. Şimdi Suriye Kürtlerini kendi safına çekip Esad'la yeni bir müzakere süreci yürütmek istiyor olabilir Türkiye. O kadar kolay olmaz çünkü biliyoruz ki daha önce bunu denedi. Hatta Suriye Kürtlerini terör merör demedi o zaman Süleyman Şah Türbesi filan mevzunu hatırlatırım. Esad'a karşı savaştırmak istedi Türkiye. Ve Suriye Kürtleri bunu kabul etmediği için yeniden terörist ilan edildiler.
Yani şu an gelinen aşamada Suriye'de özel yönetimler, kantonlar, seçimler aşamasına gelmiş bu Suriye'de siz bizimle beraber olun da Esad yönetimini biraz köşeye sıkıştıralım. Ruslar ne diyecek bakalım? Amerikalıların diyelim ki Türkiye'ye yakın davrandılar bu konuda. Ruslar ne diyecek bakalım? O daha zor gibi geliyor. Ve Efe Hocam'ın söylediği şey de bölgesel savaşın niteliği, bölgesel savaşın daha büyük bir savaşa dönüşme ihtimaline göre çok şey değişebilir. Hani çok sevdikleri şey var ya, kartlar defalarca karılabilir. Ama bu rejimin o aşamalara dikkate alarak adım attığını düşünün, en azından ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Ve rejimin yeteneklerinin de şu an buna müsait olmadığını düşünüyorum. Evet, yani benim kanaatim de bu sizin yaklaşımınıza yakın. Açıkçası yani devlet aklı falan diye bazıları öne çıkardılar, işte tehlikeyi gördü, tedbir alıyor falan diye. Yani ben keşke öyle ciddiye alınabilecek bir akıl görsek. Yani mesela Rusya ile ilişkilerine bakalım, Amerika ile Türkiye'nin Erdoğan döneminde son 10 yıldaki ilişkilerine bakalım. Yani zikzaklarla dolu bir şey. Yani işte Esad'ı diyorsunuz ya, Esad'ı ortadan kaldırmaya çalışan, sonra işte görüşmek için yalvaran, Sisi'yle önce şey yapıp adeta savaş açıp sonra işte ayağına kadar giden. Yani her attığı adımı 3 gün sonra veya tükürdüğünü yalamak zorunda kalan bir yaklaşıma, böyle devlet aklı falan filan diye yüksek anlamlar yüklemeyi çok doğru bulmuyorum. Aslında akılsızlık var. Yani büyük aklı başına kadrolarını kaybetmiş bir başı kesilmiş tavuk görüntüsü veriyor bence Türkiye. İsrail ile ilişkiler de öyle. Yani İsrail New York'ta işte Netanyahu ile görüşmeler vardı. Çok kısa süre önce İsrail Cumhurbaşkanlığı böyle çok büyük bir alay vala ile Ankara'da Erdoğan ağırladı. Şimdi İsrail bizi tehdit ediyor. Lübnan'dan sonra sıra bize gelecek diyor. Yani nasıl ciddiye alınabilir böyle bir? Yani böyle bir şey gerçekte olsa bile bunu söyleyen insanların ağzı ciddiye alınacak ağızlar değil. Çünkü herhangi bir akla, mantığa ve tutarlılığa sahip değiller. Kürt siyaseti de öyle. Yani çözüm sürecini niye madem kendin başlattın, kimse dayatmadık sana, niye bertaraf ettin? Yani böyle U dönüşleri hakikaten, yani Türkiye'yi bu açıdan dünyada da herhalde insanlar ciddiye almakta zorlanıyorlardır diye düşünüyorum. Ben de açıkçası çok zorlanıyorum yani ciddiye almakta. Ama bu mevzunun konuşacak çok tarafı var. Başka bir konuya gireceğiz. Efe Hocam buyurun hemen. Tamam. Çok çok kısa bir şey söyleyeyim. Hani bu devlet aklı falan konuşuyoruz ya, bu devlet aklı diye bir şey hiçbir zaman olmaz zaten dünyada. Yani bu sadece insanların teorik bazda oluşturdukları bir şey. Devlet aklı denilen şey, yani kolektif akıl denilen şey olmaz. Bireysel bazda gelişir bunlar. Bu da şöyle olur. Ben size şöyle bir şey hatırlatayım. Yani Balkan Savaşları'nda olduğu gibi ya da Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesinde olduğu gibi veya Kıbrıs çıkartması kararının alınması olayında olduğu gibi bireysel bazdaki kararlar üzerinden şekillenir ve aksiyon reaksiyon şeklinde gidiyor bunlar. Aksiyon geldiği zaman, yani bir yerden bir farklı karar alıcılar, aktörler yeni bir hamle yaptıkları zaman siz bu hamleye yönelik bir karşı hamle yaparsınız. Karşı hamle yapılırken farklı farklı hizipler, gruplar bir arada ortak hep karar vermiyorlar. Şunu demek istiyorum. İsrail İran'ı vuracak. Amerika ile muhtemelen birlikte vuracaklar İran'ı. İran vurulduğu zaman Rusya'nın ne yapacağını bilmiyoruz. Rusya'nın çok büyük bir ihtimalle İran'a destek çıkma ihtimali olabilir. Ve bu zaten Arap dünyası da bölünmüş vaziyette. Onların da bir kısmı İsrail'e işte hava sahasını açalım, bu Amerikan yanlısı hareket edelim gibi hareket edecek. Bir kısmı karşısında olacak. Türkiye böyle bir atmosferde, bir ateş çemberi içerisinde farklı hiziplerin bir arada karar verebilmesini güçleştirici bir rejim tarafından yönetiliyor. Yani yeni bir dünyaya, yeni bir güne uyandığınız zaman küt diye Erdoğan'ın gittiğini, işte ne bileyim bir askeri darbe olabilme ihtimalini veya işte başka bir ekonomik krizle bilmem ne gerekçesiyle, sağlık gerekçesiyle falan bir takım liderlik değişimleri falan olabileceğini görürsünüz bu tip atmosferlerde. Yani o yüzden diyorum, yoksa bunlar böyle çok hani Türkiye'nin bekasını düşünelim, biz buna göre hareket edelim falan gibi bir arayış içerisinde değiller. Tek hedefleri aman ha bir kaza olur, iktidarı kaybederiz biz küt diye. Bundan korktukları için bu hazırlıkları yapıyorlar. Ve en güvenli liman gene NATO içerisinde kalmak. Çünkü o NATO
senin rejimine çok bakmaz. Yani böyle bir kriz atmosferinde aman Türkiye'deki insan hakları karnesiymiş bilmem neymiş bunlara çok bakmazlar. Derler ki istikrarı kaybetmeyelim işte Kürecik ve işte İncirlik vesaire operasyonel olsun. Böyle bir durumda Avrasyacıları tabii ki karşılarına alacaklar. Yani bu Avrasyacılar bir gerçek yani böyle bir şey var Türkiye'de. Bu da orduda yeni bir dizayn beraberinde getirir. Orduda yeni bir dizayn olursa da bunun rejime sirayeti olur. Ben onu demek istedim. Yoksa tabii ki yani devlet aklı falan canım. Türkiye'de hiçbir akıl yok ki devlet aklı olsun yani. Evet. Yani şunu söyleyelim, altını çizip diğer konumda geçelim. O da çok önemli bir konumuz da var, bizi bekliyor. Yani Kürt meselesinin çözülmesini isterim, isteriz. Türkiye'nin normalleşmesini, demokrasiye dönmesini, hukuka dönmesini isteriz. Türkiye'de bir ortak akıl olmasını da isteriz. Kimse yanlış anlamasın. Bunlar olmadığı için şikayet ediyoruz. Keşke olsa. Evet, keşke ben, olsa. Bu konuları yani Erdoğan yönetimi yapabilir mi, bu rejim yapabilir mi diye şüphe edenlerin şimdiye kadar Erdoğan rejiminin açıp da başarıyla tamamladığı bir dosya göstersinler bana. Yani Avrupa Birliği süreci mi, Alevi açılımı mı, Kürt açılımı mı, ne bileyim yani hangi konu. Bir örnek varsa belki ciddiye alınabilir. Ama keşke yani yanılsak ve başarılı olsa, çözüm olsa, Türkiye'de kardeşlik ve demokrasi egemen olsa. Diğer konumuz şu, önce konumuzu tanıtalım. İmdat Öner Bey. Merhaba İmdat Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok çok sağ olun. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. İmdat Bey'i yazmış olduğu, son dönemde katkıda bulunduğu bir raporla ilgili konuk ettik. Aslında Türkiye'nin konuşulması gereken başka bir tarafı ile ilgili. 2024 yani bir iki hafta önce İspanya'da bir kokain operasyonunda 4 ton kokain ele geçirildi. Bu Türkiye'den çıkmıştı ve ilk defa bu olmuyor. 2022'de yine benzer yerde 3 ton bu sefer kokain ele geçirilmişti ve tutuklanan kişiler içinde Türkler var. Türkiye, yani biz başka yönleriyle konuşuyoruz ama uluslararası sistemde uyuşturucu kaçakçılığının ana ülkelerinden, ana yollarından biri haline gelmiş. Eskiden de bunun payı vardı mutlaka, fakat şimdi bunun arttığı görülüyor ve bir rapor yayınladı İmdat Beyler ve beraberinde olduğu Institut D sivil toplum kuruluşu. Türkiye'nin küresel kokain trafiğinde büyüyen rolü diye Türkiye'deki bütün son dönemde konuştuğumuz konuları aslında içeren bir konu. Bir rapor. İmdat Bey, önce kısaca sizi bir tanıyalım. Siz kimsiniz? Ve bu raporda özetle ne sonuca vardınız? Tabii ki. Ben İmdat Öner. 2014-2016 yılları arasında Venezuela'da diplomat olarak görev yaptım. Sonrasında da Amerika'da doktora çalışmalarını yaptım. Geçtiğimiz yılda doktorayı tamamladım. Genel olarak Latin Amerika üzerine çalışıyorum. Bu bağlamda da Türkiye-Latin Amerika ilişkilerini de inceliyorum. Şimdi biz diplomasi ve ekonomi enstitüsü olarak bu Türkiye'nin giderek artan işte kokain ticaretindeki yerini anlamaya çalışıyorduk. Ve okuduğumuz raporlar, haberler hep bunlar genellikle yabancı kaynaklı. Maalesef ülkemizde bu konunun üzerine giden, bu konuyu aydınlatmaya çalışan bir rapor mevcut değildi. Ve arkadaşlarla oturup bu konu üzerinde gerçekten Türkiye'nin iç dinamikleriyle bu konuyu biz nasıl anlayabiliriz? Türkiye nereye gidiyor? Bir narko rejime mi dönüşüyor şeklinde bir araştırma sorusuyla yola çıkıp bu raporu yazmaya karar verdik. Gerçekten raporu yazarken mümkün olduğunca mevcut verilere dayalı bir şekilde objektif bir rapor hazırlamaya çalıştık. İçeriğini yani hazırlarken çok çarpıcı şeyler var. Yani gerçekten veriler var. Türkiye'yi bu uluslararası kokain ticaretinde ana güzergahlardan biri haline geldiğini bu şeyden görüyoruz, verilerden görüyoruz. Şunu ifade etmek lazım öncelikle. Bu kokain patlaması ya da Türkiye'nin sürekli isminin kokainle alınması meselesi sadece Türkiye'ye özgü bir mesele değil. Yani objektif olarak baktığımızda olaya küresel bir sorun yaşanıyor şu an.
Uluslararası arenada Latin Amerika'daki bu kokain üretimi patladıktan sonra yeni marketler, yeni pazarlar arayışına girmişler. Bu çeteler, örgütler, mafyalar, yasa dışı suç örgütleri ve Türkiye de buradan nasibini alıyor. Yani şu an mesela Avrupa'da da çok ciddi kokain yakalanma meselesi var. Mesela geçtiğimiz birkaç ay önce sanırım Almanya, Hamburg'da mesela 35 ton kokain yakalandı mesela. Yine bakıyorsunuz Hollanda'da işte Rotterdam limanında ya da Belçika'da işte Anvers limanında tonlarca kokain yakalanıyor. Ve son 5 yılda gerçekten inanılmaz bir seviyeye ulaştı. Ve şu an dünyada kokain üretiminin 2000 ton civarında olduğu tahmin ediliyor. Yani inanılmaz bir rakam. Yani bundan 10 yıl önce bu rakam belki 300-400 tondu. Neredeyse 4-5 katına çıkmış durumda. Şimdi tabii bu Latin Amerika'daki suç örgütleri, karteller bu kokaini satabilmek için özellikle Amerika ve Avrupa'daki rotalar deşifre olduktan sonra yeni rotalar bakmaya başladılar. İşte bunlardan bir tanesi de Türkiye rotası. Türkiye Tam bu yani noktada geçmişten beri Bülent Bey, tam bu noktada şeyi merak ediyorum. Birçok şey var da raporda hakikaten ben de çok şey de öğrendim. Yani benim gördüğüm bu ticaretin sebebi büyük fiyat farkı. Yani Bolivya'da 6 dolar olan, gramı 6 dolar olan kokain Avrupa'ya götürdüğün zaman 100 dolara, 200 dolara falan çıkıyor. Yani müthiş bir fark var. Yani böyle Evet. değerler oluyor. Bu trafik ve bu fark tabii ki büyük bir cazibe oluşturuyor. Fakat Türkiye ile ilgili raporda bir şey dikkatimi çekti. 2013'ten itibaren Türkiye böyle uyuşturucu olaylarının merkezi haline gelmiş. Önemli merkezlerinden biri haline gelmiş diyorsunuz. Yani Türkiye'yi cazip kılan ne bu şeyler için? Yani bu uyuşturucu trafiğinde Avrupa pazarına ulaşmak, Orta Doğu pazarına ulaşmak için Türkiye'nin lokasyonu çok önemli tabii ki ama başka neler var? 2013'ten sonra çünkü Türkiye'de bazı başka şeyler de oldu. Evet, aslında raporun ana şeyi bu. Yani neden Türkiye birden yani 2010 dediğiniz gibi 2013-2014'lerden sonra inanılmaz bir şey kokain güzergahı haline geldi. Ve dediğiniz gibi bu kar marjı meselesi çok en önemli faktörlerden bir tanesi. Yani işte şu an mesela Kolombiya'da kilogramı 1000 dolar, 2000 dolarken işte satış fiyatı bu Avrupa'ya geldiğinde 40 bin dolar, Orta Doğu'ya geldiğinde 60-70 bin doları buluyor. Yani inanılmaz rakamlar var burada, kar marjları var. Şimdi tabii bu kar marjı dünyada olduğu gibi Türkiye içerisindeki belli suç örgütlerinde iştahını kabartmış durumda. Biraz önce siz işte programımızda şeyi tartışıyordunuz. Yani bu devlet aklı, işte devletin durumu, işte kurumlar, hukuk, demokrasi. En başta sebebi bu aslında. Yani Türkiye'nin 2013'ten sonra giderek otokratikleşmeye evrilmesi, hukukun rafa kaldırılması, adaletin rafa kaldırılması bu suç örgütlerine bir alan açtı. Sadece yani hukukun rafa kaldırılması değil, bir de şunu görmeye başladık. Bu siyaset mafya ilişkileri çok daha girift bir hal aldı. Çok daha komplike hale gelmeye başladı. Ve siyasetin özellikle iktidar ve müttefiki MHP'nin diyelim bu suç örgütlerine bir şekilde yargı kalkanı sağlıyor olması önemli bir faktördü. Şimdi bu siyaset mafya ilişkisi birinci sebeplerden bir tanesi. Bir diğer önemli sebebi de bu Türkiye'de değişen özellikle 2018'den sonra vatandaşlık kanunu. Şimdi bildiğiniz gibi Türkiye'de bu sıcak parayı çekme meselesinden dolayı bir vatandaşlık kanunu değiştirildi. 2018'de işte 250 bin dolar gibi bir miktar hani ev aldıktan sonra vatandaş olabiliyorsunuz. Böyle bir kolaylık sağlandı. Tabii bu ne yaptı? Dünyadaki bütün işte kokain uyuşturucu baronlarını Türkiye'ye toplamaya başladı. Çünkü bu bir aslında şeydi, bir kalkandı onlar için. Çünkü niye Türkiye'de vatandaşınızı aldıktan sonra başka bir ülkeye iade edilemiyorsunuz kanun gereği? Doğal olarak buraya gelen insanlar, işte uyuşturucu baronları, suç örgütü liderleri kendilerine bir koruma şemsiyesi altına aldı. Bunun çok güzel örnekleri var. Mesela Avustralya'dan, Almanya'da, Hollanda'da, İsveç'te aranan uyuşturucu liderleri, baronları
Interpol tarafından aranan bu isimler bir şekilde Türkiye'de vatandaşlık alabilmiş. Yani normalde Türkiye'de birinin vatandaşlık alabilmesi için bu tür işte background checklerden de geçmesi gerekiyor. Ama yani malum herhalde bu Süleyman Soylu döneminde herkesin tartıştığı işte bazı sıkıntılı meseleler var ve bazı kanunlar, işte prosedürler ihlal edilmiş ve bu insanlara vatandaşlık verilmiş. Yani şimdi bir bakıyorsunuz, geçen bir haber var birkaç yıl önce, İsveçli çeteler İstanbul'un ortasında mesela birbirini öldürmeye başladı. Ya da işte bilmem Almanya'nın aradığı bir numaralı kokain şeyi baronu Türkiye'de bilmem İstanbul'da hangi rezidansta, lüks rezidansta bulundu. Ya bunun gibi, ya Türkiye bir şey olmuş aslında, bir paratoner olmuş ve şeyi çekmeye başlamış. Yani nerede böyle bir uyuşturucu lideri var, onu çekmeye başlamış. Bir başka şey de bununla yine alakalı, kara para aklama meselesi. Bu vergi kanunlarındaki yapılan değişiklikler, vergi muafiyetleriyle yine kara para Türkiye'ye çekilmeye çalışıldı. Çünkü Türkiye'de bu hukuk ve demokrasi askıya alınınca dışarıdan sıcak para girmiyor, yatırım gelmiyor. Bunu da Türkiye bu şekilde bir kara parayı farklı yollardan, işte uyuşturucu parası ya da başka işte yolsuzluk parası, bunu Türkiye'ye çekerek kasasını doldurmaya çalıştı. Yani burada da yine iktidarın bir şekilde bunu kolaylaştırıcı bir aktör olarak bunun önünü açtığını görüyoruz. Bir başka konu da yine Türkiye'yi niye buraya, yani bu güzergahı taşıdı konusuna sebep olarak, Türkiye'de bu suç örgütlerinin uluslararası suç örgütleriyle ilişkisindeki bir artışa şahit oluyoruz. İnanılmaz bir şey, ilişkilerde bir derinleşme var. Yani mesela Türkiye'deki bir mafya örgütü kalkıp Meksika'da gibi bir kartelle işbirliği yapabiliyor. Yani aslında bu Türkiye'nin Latin Amerika açılımı vardı. Bu Türkiye'nin Latin Amerika açılımı devletten çok yasa dışı suç örgütlerine, yani bu suç örgütlerine şey olmuş, alan sağlamış. Devletten daha büyük açılım yapmışlar demek. Aynen, aynen bunu diyebiliriz. Mafya mesela bunun en güzel örneği, belki sizler de görmüşsünüzdür, 2020'de bir video düştü. Sanırım Suriye'nin kuzeyinde bu ülkücü gruplarla ilişkili askerler ya da ellerinde silahlı şahıslar, buna çete de diyebiliriz, bilmiyorum kim oldukları tam belli değil ama Türk ve şey, arkalarında Türk bayrağı ülkücü işte işaretleriyle, Bozkurt işaretleriyle Sinaloa, yani Meksika'nın en tehlikeli, daha sonra dünyanın en tehlikeli kartellerinden biri olan Sinaloa'ya, Sinaloa'nın liderine selam gönderiyorlar. Ve Sinaloa'nın lideri de bu çete liderlerine Ya Mahpus Ya Ölüm adında bir Türkçe şarkı çalarak arkadan bu çetelere selam gönderiyor. Yani bu inanılmaz bir şey. Türkiye ne zaman Sinaloa ile Türkiye'deki mafya ya da işte ülkücü çetelerin buluştuğu bir noktaya gelebildi? Bununla ilgili de şu söyleniyor. Yani Türkiye'de acaba bu Türk çeteler oraya silah gönderip karşılığında oradan uyuşturucu mu, kokain mi alıyor? Yani bir böyle bir exchange mi var gibi bir şey ortaya atılmıştı. Yani şu anki Türkiye'ye baktığınızda bu mevcut hukuk sisteminde her şey mümkün görünüyor. Yani Interpol tarafından aranan bir kişi gidip İstanbul'un ortasında bir başka Interpol tarafından aranan çete lideri tarafından öldürülebiliyorsa, yabancı çete lideri tarafından, yani tutup da Türkiye'deki bir çetenin de Meksika'da Sinaloa'yla aynı kareye girmesi mümkün görünüyor. Evet Doğan Bey, siz bu sonuçları, İmdat Bey'in anlattıklarını şaşırtıcı buluyor musunuz, yoksa çok olağan bir fotoğraf mı bu? Vallahi İmdat Bey'in anlattıkları çok ilginç. Ben rejim açısından ne ifade ettiğini sormak isterdim öncelikle İmdat Bey'e, ama karşılığını verdi. Bir defa geçti. Ben bunu sadece bir mafya siyaset ilişkisi diyerek küçümsememek gerektiğini düşünüyorum. Narko rejim ifadesini kullandı. Bu çok önemli bir ifade. Rejimin niteliğine dair bir ifade bu. Hani evet, göz yummalar, bazı çetelerin önünü açmalarla ilgili bir şey değil. Rejimin karakterini gösteren bir şey bence bu. Bu narko rejim ifadesinin biraz daha açılması bence faydalı olabilir. Çünkü şeyi çok küçülten şey, yani mafyalar var. Siyasetçilerin bazıları da onları kolluyorlar, ilişki kuruyorlar değil. Rejim bunu organize ediyor. Yani benim gözlemim bu konudaydı. İmdat Bey bu konudaki kanaatini çok merak ederim. Bu evet, arada İmdat Bey cevap vermeden bir belki ekleme yapmış olayım. Global organize suç endeksi var. O
çalışmaya göre Türkiye zaten bir mafya devleti olarak nitelendirilmiş. Bunu da Evet. ekleyerek belki cevap verebiliriz İmdat Bey. Evet, o endekse göre Türkiye şu an Avrupa'da birinci, Asya'da da sanırım altıncı. Yani çeteler ya da işte suç örgütlerinin yol açtığı olaylar ya da hadiselerden dolayı. Şimdi bu narko rejim meselesi gerçekten önemli ve biz bu raporu hazırlarken bunu da çok tartıştık yani raporu yazan arkadaşlarla. Şimdi şunu yani dediğim gibi bu objektif bir rapor olduğu için, mümkün olunca verilere dayalı bir rapor olduğu için hani doğrudan iktidarın yani rejimin diyelim bizzat içinde olduğu bir mesela Venezuela örneği gibi, Maduro rejimi gibi ya da mesela bir Kolombiya'da geçtiğimiz dönemlerdeki iktidarlar gibi ya da Honduras mesela. Honduras'ta mesela geçtiğimiz yıl devlet başkanı Amerika'ya iade edildi. Çünkü kokain ticaretinde ana aktörlerden biriydi iktidar. Şimdi Türkiye'deki iktidarda ise böyle bir şeyi net bir şekilde göremiyoruz. Yani objektif şeylere baktığımız ama şunu görüyoruz. İktidarın belli üyelerinin üst düzey bakanlık yapan, işte iktidarın bizzat belli yürütme organlarının içerisinde olan isimlerin bu işin içerisinde kolaylaştırıcı roller oynadığını görüyoruz. Yani dediğim gibi Venezuela'daki gibi bir ordu ya da mesela bir iktidar gidip kokaini işte üretimini sağlayıp onun başka ülkelere sevkiyatını sağlamıyor belki ama belli kapıları açıp bir kolaylaştırıcı rol üstleniyor. Mesela Süleyman Soylu'dan bahsetmiştik. Yani İçişleri Bakanı onun döneminde özellikle çok fazla bu şaibeli ilişkiler gündeme geldi. Yani onun belli işte görevini kendi sorumluluklarını ve görevini kullanarak pozisyonunu kullanarak bu çete liderlerine, baronlara alan açtığına şahit olduk. Yani yine bunu mesela narko rejim demişken Sedat Peker'in iddialarını da gündeme getirmek gerekiyor yine. Mesela Sedat Peker de bir Venezuela örneğinden bahsetmişti. İşte Kolombiya'da bir 5 ton kokain yakalanmıştı. Bu 5 ton kokainin hem Süleyman Soylu hem Mehmet Ağar'la ilişkili olduğunu söylemişti. Sonrasında işte bunun Venezuela'dan Türkiye'ye kayacağını, bu güzergahın bundan bahsetmişti. Yani burada da mesela gidiyor başbakanın oğlu, işte eski başbakanın oğlu Binali Yıldırım'ın oğlunun burada görev aldığından bahsetmişti. Yani bu ne kadar doğru, bunun üzerine de gidilmedi. Bununla ilgili herhangi bir soruşturma da yürütülmedi ama yani burada duyduğumuz bu iddialarda bu işte narko rejim şeyini ya yani argümanını biraz daha güçlendiriyor Doğan Bey'in dediği gibi. Ama mevcut verilerle iktidarın direkt bizzat işin içinde olduğunu gösteren raporlar görmedikçe de biz Türkiye bir narko rejimi olmuştur diyemiyoruz. Ama Türkiye bir narko rejime doğru ilerliyor. Burada Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu sıcak para olsun, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bu işte kaynak olsun, bu şeyi de tetikliyor yani. Çünkü buradaki kar marjı çok yüksek olduğu için mesela şimdi nereden bahsediyoruz? Türkiye'de şirketlere çökülüyor, şundan bundan çöküyor. Yani Türkiye'nin orada bir senede yapacağı şeyi belki geliri iktidarın diyelim, bir ton kokain ya da işte 5 ton kokaine yapabileceği bir durum var aslında. Bu yüzden kokain çok tehlikeli bir durum. Ve Türkiye'de belki rejimin ya da işte iktidar üyelerinin ya da işte bu işe ortak olanların neden hani kendi pozisyonlarını bu kadar riske atıp da bu işi yaptığını göstermesi açısından ibretlik. Bir başka konuda yani narko rejim ifadesini kullandık. Bir de mikro level'da bakarsak yani bürokrasideki devlet adamları ne yapıyor? Ya mesela şöyle bir örnek çıktı karşımıza geçen yıl. Adana savcısı bizzat baron olmuş ve uyuşturucu ticaretini yöneten bir isim. Bu inanılmaz bir iddia. Yani iddia değil, daha doğrusu kanıtlanmış bir şey. Mahkeme bununla ilgili şey verdi, ceza verdi. Ve Evet, yine narkotik polisi de kuryesiydi İmdat Bey. narkotik polis de kurye olmuş. Yani işte narko Evet. rejim nasıl oluyor? Aslında böyle oluyor. Yani devletin farklı kademelerindeki isimler işte savcısı, hakimi, polisi yine mesela benzer bir iddia. Geçen yıla birkaç yıl önceydi. Hollanda'da bir şey uyuşturucu baronu, kokain baronu Türkiye'de yakalanıyor ve onun mesela serbest kalmasında da yine şey hakim 750 bin dolar karşılığında işte kararını değiştirebiliyor yani mahkeme kararını. Yani burada dediğiniz gibi yargı bu kadar işin içine girdiyse, işte narkotik bu kadar işin içine girdiyse ve bu şeyleri yapabiliyorsa buradaki rejim gerçekten narko rejime doğru evriliyor. Ama İmdat şunu da Bey. söylemek lazım. Bu yani gidişat çok tehlikeli bir gidişat aslında. Yani bu bize şu şeyi uyandırıyor. 80'lerde 90'larda Meksika ve Kolombiya'da böyle Narcos dizisini izleyenler varsa çok iyi bilir. Yani devletin artık tamamen kaybolduğu sadece çetelerin ve baronların
bu yani ülkenin artık kanunlarını, ülkenin siyasetini dizayn ettiği bir şey, rejim modeline dönüşme riskini taşıyor. Bu açıdan aslında bizim rapor çok fazla şey, hem tavsiye anlamında hem de var olan gerçeği ortaya koyması bağlamında önemli bir rapor. İmdat Bey, biraz spesifik bir şey sormak istiyorum. En son işte geçen hafta Kanarya adalarında İspanya polisi çıkış limanı Türkiye olan 4 ton kokain yakaladı. Değil mi? Ve bunu da gösterdiler, böyle sergilediler. Orada tutuklananlar arasında Türkler var, yani mürettebattan. Burada temel soru şu, herkes onun cevabını merak ediyor. Yani bu 4 ton Türkiye'ye nasıl girdi? Az bir şey değil yani, 4 ton. Ve nasıl çıktı? Bununla ilgili sizin elinizde bir bilgi var mı? Yani belki daha detaylı takip ettiğiniz için görmüşsünüzdür. Herkes soruyor ama ben bir cevabını görmüyorum. Bunun üzerine Şimdi muhalefetin durum gitmesi orada şu, yani tabii İçişleri Bakanlığı bununla ilgili birkaç gün sonra bir açıklama yaptı. Bu arada bu şeyi ilk paylaşan kişi de bendim. Yani genelde bu Türkiye kokain şeylerini Türkiye ben gündeme getirmeye çalışıyorum ki hani Türkiye'de hem siyasiler hem işte artık muhalefet diyelim ya da yetkililer görsün ve hani bu işin ciddiyetini anlasın diye. Bunu mesela paylaştım, birkaç gün sonra İçişleri Bakanlığı'ndan cevap geldi. Şöyle açıklıyor, yani İspanya ve diğer Fransa'yla bu işi, yani bu şey operasyonu yapan ekiple irtibata geçmişler. Ve ortaya koydukları argüman şu: bu kokain aslında hani gemiye, gemi Türkiye'den çıktıktan sonra açık sularda, uluslararası sularda nakledilmiş. Yani normalde aslında bu yapılabilen bir şey, genel bir uygulama. Yani kokain mesela Latin Amerika'dan, Kolombiya'dan çıkıyor ya da Ekvator'dan çıkıyor. Uluslararası sularda bu işte hayalet gemiler, bu büyük gemilere kokaini naklediyor. Şimdi burada yani şey, İçişleri Bakanı açıklamasına göre kokain Türkiye'ye hiç girmedi zaten diyor yani. Evet. Şey, kokain ana şeylerde, uluslararası sularda girdi. Ama yani bundan daha öte Türkiye'yi ilgilendiren şöyle bir mesele var. Şimdi bizim raporumuza göre son 7 yılda Türkiye'ye gelirken Latin Amerika'da ya da Arap ülkede yakalanan kokain miktarı 30 ton. Türkiye'de yakalanan son 5 yıldaki kokain miktarı ise 5 ton falan. Yani arada büyük bir uçurum var. Bu bize şunu gösteriyor: Türkiye'de yeterince kokain yakalanmıyor ya da yakalanamıyor. Yani artık bunu nasıl yorumlarsanız. Yani şu an mesela Türkiye'nin en büyük başarılarından bir tanesi Mersin Limanı. Muhtemelen sizler de görüyorsunuzdur haberlerde. Bu Mersin Limanı'nda bir şeyler dönüyor. Ve devlet, yani bu hadise 2018'lerden beri devam ediyor. Yani 6-7 yıl geçmiş ve Mersin Limanı'na hala ne yapıldı ben bilmiyorum. Yani burada bir denetim eksikliği var. Niye? Çünkü Latin Amerika'da mesela Ekvator'dan çıkan konteynerların dörtte biri, yalnızca dörtte bir kontrol edilebiliyor. Dörtte üçü herhangi bir denetime tabi olmadan geçiyor. Yani kokain orada o dörtte bire yakalanırsa yakalanıyor. Geri kalanı artık devletin varacağı ülkenin şeyine bırakılmış durumda, yani denetimine bırakılmış durumda. Yani bu durumda şimdi Türkiye'de biz bu çok az kokain yakalanma hadisesi görüyoruz dışarıda yakalananlara kıyasla. Yani bu da bize şunu gösteriyor: devlet bu işin üzerine ya yeterince gitmiyor ya da gidemiyor. Ya da gitmek istemiyor. Ya yani böyle bir durum var. Şimdi mesela bir şey iddia edildi. Şu an Türkiye'de mesela ithal muzlar çok ucuz. Çikita muzlar işte bildiğiniz. Şeye göre, yerli muza göre çok daha ucuz. Neden? Çünkü o kadar çok kokain şeyi için muz gönderiliyor ki Ekvator'dan, ve bu işi yapan Türkiye'deki çeteler ya da şeyler bu işi öyle bir organize etmiş ki şu an millet ucuza muz yiyor ama aslında o muzların içerisinde tonlarca kokain belki Türkiye'nin içine yürüyor. Oradan işte Balkanlara, Avrupa'ya gidiyor. Yani gerçekten çok acı bir durum var, acı bir tablo var ve umarım hani bir şekilde Türkiye bu şeyin üzerine gider. Çünkü çok Türkiye için riskli bir yere doğru gidiyor bu uyuşturucu ve kokain meselesi. Evet, yani suç örgütü liderlerinin Türkiye'yi yöneten liderlerle beraber artık saygın kişiler gibi fotoğrafları yayınlanıyor. İşte savcı baron olmuş, narkotik polisi kurye olmuş. Onun için raporu okurken ben o yönü de pek şaşırmadım. Yani Türkiye'nin bu kadar öne çıkması hiç şaşırtıcı değil. Ama Efe Hocam, sizin değerlendirmenizi bitirelim. Bu arada sizin kedicik yayına geliyordu. Tüm kediler ve köpekler adına Türkiye'deki bu kedi köpek katliamlarını da gerçekten kınıyorum. Utançla izliyorum. Hiç güzel bir fotoğraf vermiyoruz dünyaya. Bunda bizim reçel gelmedi. Sizinkine bir selam vermek isterdi ama.
Ne diyorsunuz bu İmdat Bey'in anlattıklarına? Belki sizin bir son değerlendirmenize veya varsa bir sorunuz İmdat Bey'e. Estağfurullah. Yok, Onunla... öncelikle İmdat Bey ve diğer araştırmacı ekibi çok tebrik ediyorum. Böyle bakir bir alanda, Türkiye için çok bakir denilebilecek bir alanda ciddi bir akademik çalışma yaptıkları için, bir rapor hazırladıkları için bu çok önemli. Ve Türkçe böyle bir kaynak olması çok gerçekten çok önemli. Türkiye siyasetini anlamak ve okumak adına. Yalnızca birkaç ufak noktaya da temas etmek istiyorum. Şimdi narko devlet veya narko rejim terimini kullanırken tabii ki bir akademisyen titizliğiyle hareket ediyor İmdat Bey. Ben onu da çok çok iyi anlıyorum ama yani bence kriterleri biraz daha iyi tanımlamak lazım. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Hiçbir devlet narko devletler içerisinde de ya bizim işte yıllık kokain ihracatımız şu kadar, ithalatımız bu kadar, işte grafiklerimiz şudur, bu kadar işte bundan gelir elde ettik falan gibi zaten böyle bir açıklama yapmaz. Yani hani bir narko devletin narko devlet olabilmesi ancak bizim akademisyenlerin, gazetecilerin, tarihçilerin falan yorumuyla olabilecek bir şey. Dolayısıyla İmdat Bey çok iyi niyetli davranıyor. Yani Türkiye işte narko devlet olma yolunda veya işte devleti inşallah veya umarım işte devlet önlem alır bu konuda falan gibi çok iyi niyetli. Yani ben şöyle düşünüyorum. Ben tabloya şöyle bakarım. Şimdi A, uyuşturucu baronları Türk pasaportu alıyor. B, Türkiye bunları koruyor yani. Bunların hiçbir background check'i bilmem nesi falan yapılmıyor. Bu anlaşılıyor. C, Türkiye'nin daha önceden geçmişte başbakanlık yapmış, çok üst seviyelerde bulunmuş bir kişisinin oğlunun bu konuyla ilgili ciddi bir trafiği olduğu, buna yönelik donelerin olduğu meydanda. İtiraflar var. Hukuk işte askeriye, polis vesaire teşkilatlarda buna bizzat bu uyuşturucu ile ilgili ticari ilişkilere katılmış olan insanlar var. Türkiye bandıralı veya Türkiye vatandaşlarının mürettebat olarak çalıştığı gemilerle alakalı yapılmış operasyonlar var. Ayrıca o hani biraz önce bahsettiğimiz bir operasyon var ya işte İçişleri Bakanlığı'ndan ya işte bu Türkiye'de yükleme yapılmadı işte denizde yükleme yapılmış falan. Bu da hukukçuların çok bariz olarak kanıt olarak gördüğü veya kanıt işareti olarak gördüğü savunma yapma. Yani şimdi bir devlet normal şartlarda böyle bir şey olduğu zaman hukuk devletinde derler ki ya bu çok ciddi bir iddia biz bunu bir araştıralım. Yani hiç daha bir araştırma falan yapılmadan ya böyle bir şey yok bunu okyanusta işte korsanlar geldi veya bandırasız gemiler geldi bize bu geminin içine yükleme yapmışlar. Hani bu donelere falan işaretlere baktığınız zaman Türkiye net bir narko rejim. Ve hani narko rejim olmasını kanıtlayacak tek şey hani Erdoğan'ın ne bileyim işte ciddi anlamda bir hesabına para girişi olması falansa böyle bir şey olmayacak zaten. Yani biz bunu söyleyebiliriz. Bir de şunu da söylemek lazım. Türkiye sadece bir narko rejim değil, Türkiye bir suç rejimi. Yani Türkiye bu yapılan narkotik ticarete göz yuman, işte buradan bir kar elde eden rejim gibi bunu bizzat örgütleyen yani İçişleri Bakanlığı üzerinden birçok kanıtlar ortaya çıktı yani. Bunları ben gerçekten seyirciyle paylaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında şu anki mevcut hukuk sistemi içerisinde de buna yönelik bir önlem alınamayacağı kanaatindeyim ben. Ve İmdat Bey'in gösterdiği en önemli donelerden biri, kanıtlardan biri şu. Hani diyor ya başka ülkelerde işte şu kadar şu kadar ton ortaya çıkarılıyor. Türkiye'de ise çok çok daha onun %10'u seviyesinde bir tonajda elde ediliyor. İşte yakalanıyor narkotik malzemeler, kokain vesaire neyse artık uyuşturucu. Bu da çok önemli bir done. Yani bu da aslında ampirik açıdan ve yani sayısal açıdan ciddi anlamda dünyadaki diğer ülkelerle arasındaki farkı gösterdiğinde o zaman şu soruyu soruyorsunuz. Yani normal şartlarda bir girdi var fakat bu girdinin çok çok cüzi bir bölümü ortaya çıkarılıyor. Burada da devletin bunu bizzat koruduğu ve belki de o cüzi miktarın ya işte biz görevimizi yapıyoruz aslında elimizden geldiği kadar bunu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz mesajını verebilmek için belki de kasıtlı olarak ortaya çıkarıldı gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Bunları bir soru işareti olarak söylüyorum ama hani
bir devletin gerçekten narko devlet olup olmaması ile ilgili net bir kriter ortaya koymak çok zor. Ancak işte bu kriterleri gördüğünüz zaman evet bu bir narko devlet diyebilirsiniz. Ben bu Evet. kanaatteyim. Evet, efendim teşekkür ediyorum. İmdat Bey, var mı bir son değerlendirmeniz ya da ekleyeceğiniz bir şey, yoksa bitireceğiz? Ya, teşekkür ederim Bu Efe Hocam. Yorumlarına da katılıyorum. Hani gerçekten hani buna biz dediğim gibi objektif ve akademik bir perspektiften yaklaştığımız için her şeyi böyle yani şeyleri terimleri şey esnetmemeye çalıştık mümkün olduğunca ama tabii bu ortaya çıkan tablo yani Türkiye'nin nereye gittiğini, rejimin neye dönüştüğünü aslında açık bir şekilde gösteriyor. Yani burada şöyle bir durum var. Biz onu es geçtim. Türkiye'nin bu uyuşturucu kokain meselesine güzergah olduğundan bahsettik ama aslında Türkiye bir kokain pazarı haline de geldi. Yani Türkiye'deki iç tüketim de çok çok önemli. arttı. Asıl aslında belki Türkiye'yi daha büyük ilgilendiren mesele bu. Yani şöyle yorumlar görmüştüm. Aman geçerse geçsin işte nasıl olsa şey Avrupa'dakiler, Orta Doğu'dakiler içiyor. Bize ne zarara? Halbuki zararı biz de yaşıyoruz. İşte Türkiye'de gençler şu an uyuşturucu bataklığına düşmüş durumda. Yani biz bu sentetik ve işte eroin meselesine hiç girmedik. Ama bu sadece kokain bile yani Türkiye'deki ciddi bir kokain tüketiminde artış yaşandığını hem Sağlık Bakanlığı raporları hem İçişleri Bakanlığı raporları gösteriyor. Yani biz güzergah bir ülke olmakla kalmıyoruz. Tüketen bir ülke durumuna düştük. Bu aslında gerçekten gençler ve Türkiye'nin geleceği açısından çok büyük bir şey sorun. Çok çok önemli bir hatırlatmaydı bu. Dileriz hukuka dönülür ve suç örgütlerinin cenneti olmaktan adaletin cenneti olduğu bir ülkeye döner Türkiye. Ama şu andaki tablo maalesef iç karartıcı, çok parlak değil. Tabii İmdat Bey, sizi görünce Venezuela'yı konuşmadan olmaz. Maduro rejimi ne oldu, ne bitti çok merak ediyorum. Değerlendirmenizi izliyorum sosyal medyadan ama bu programın sınırlarının sonuna gelmiş olduk. Başka bir programda o konuyu konuşmak isterim. Yani hatta Türkiye Venezuela oldu mu, olur mu, oluyor mu karşılaştırma falan da var. Onları daha sonra değerlendiririz. Tamam. Bugünkü katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Rapor için çok teşekkür ediyorum. Ben de çok şey öğrendim. İzleyicilerin de bir şekilde ulaşmasını, okumasını isterim. İngilizce bu arada, Türkçesini yayınlama imkanı olur, aslında süper olur. Belli aslında şeyler medya platformları Türkçesini çevirip yayınladı. Ama muhtemelen bir belki ilerleyen günlerde biz de bir Türkçe şey yapabiliriz. Güzel, Çevirip. güzel, orada yaşıyorum. Çok teşekkür ediyorum katkınız için. Doğan Bey, size de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Programımızı renklendirdiniz her zamanki gibi. Efe Hocam, siz kapatın programı bugün. Estağfurullah ben şeye değinemedik. Çok ben öncelikle çok teşekkür ederim. Yani Doğan Bey'in ve İmdat Bey'in programımıza katılması gerçekten çok daha spesifik ve değerli yorumlarla seyirci için çok önemliydi. Bir gündemdeki tek bir konu vardı. Onu ele alamadık. Bu hayvan katliamlarıyla alakalı. O konuda ama siz kısaca değindiniz kediyle, bizim Bani ile bağlantılı olarak o programa bugün kaçak çıktı. Yani ümit ediyoruz Türkiye çok daha yaşanılır bir ülke olsun. Yani insanıyla, hayvanıyla, hukuk sistemiyle, insan hakları standartlarıyla. Bütün çabamız bu bizi izleyenlere bunun aslında olanaklı olduğunu gösterebilmek. Yani yoksa bu anlattığımız şeyler çok ümit kırıcı olabiliyor bazen. Yine enseyi karartmadan ülkenin sorunlarını böyle cesur bir şekilde gündeme getirerek çözülmesi için bir şekilde temennilerimizle ve bu tarz katkılarımızla da devam etmeyi düşünüyoruz bu programlara. Bizi izlemeye devam edin diyelim insanlara. Evet, teşekkürler. Yeni bir yayında görüşmek üzere.